Dide Merol 1 Ekim 1975'te Avustralya'da dünyaya geldi. Aslında doğduğunda adı başkaydı. Uzun yıllar doğduğu topraklarda yaşayan Erol daha sonra annesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. O zamana kadar yurt dışında eğitim almış ve oyunculuk yapmıştı. Hürriyet'e verdiği röportajda şunları söylemişti. Türkiye'ye gelmeden evvel Londra ve Avustralya'da oyunculuk yapıp okuduğum için amacım hep internasyonel bir kariyerdi. Uluslararası projelerde yer almaktı. Türkiye'ye ilk geldiğimde ziyaret amaçlı gelmiştim. Kalmak gibi bir niyetim yoktu. Düzgün Türkçe bile konuşamıyordum. Dide Merol Türkiye'de omuz omuza, emret komutanım, Avrupa yakası, çok özeltim, yine de aşığım, arka sokaklar gibi yapımlarda oynadı. Avrupa yakası dizisindeki Victoria rolüyle ciddi bir çıkış yakaladı. Güzel oyuncu yıllarca dergilerde okur oylarıyla belirlenen listelerde yılın en seksi kadını seçiliyordu. Türkiye'deki çalışmalarına ara veren Erol Amerika'ya gitti. Gitme sebebi yurt dışında kariyer yapmaktı. Başardı da aslında. Biz onu Türkiye'deki çalışmalarıyla tanısak da onun yurt dışında da ciddi bir kariyeri var. Birden fazla vatandaşlığa da sahip. Yurt dışında pek çok başarılı işler yaptı. Sinema filmleri çekti, tiyatro oyunlarında rol aldı ve program sundu. Hollywood yıldızlarıyla aynı filmde oynamayı başaran Dide Merol, birçok kişinin yapamadığını başarmıştı bile. Hürriyet'e verdiği röportajda şunları söylemişti. 2008'de iki Amerikan yapımında oynadım. Birinci projemde Morgan Freeman'la küçük bir rol aldım. İkincisinde başrol oynadım. Bunların getirdiği ivmeyle Amerika'da devam ederim dedim ve 2009'da Amerika'ya döndüm. Zaten Los Angeles'a önceden duyduğum enteresan bir aşk vardı. 2002'de Los Angeles'tan ayrılırken bir gün mutlaka geri dönüp burada yaşayacağım demiştim. Dediğimi yaptım. Yeteneklerini geliştirip tecrübe kazandı. Özellikle tiyatroyu çok özlemişti. Geçmişte de tiyatro sahnelerinde boy gösteren Erol, 10 yıl aradan sonra tiyatro sahnesinde olmaktan çok mutluydu. Londra'ya gidip dönem tiyatrosu yaptı. Hürriyet Kelebeğe verdiği röportajda şunları söylemişti. Son 4 yıl spiritüel eğitim aldım Los Angeles'ta. 4 yıldır içsel bir yolculuğa çıktım. Türkiye'de bize hep söylenen bir şey vardır. İnsan 7'sinde neyse 77'sinde de odur diye. Biz buna inanıyoruz. Oysa değişim mümkün. Los Angeles'ta geçirdiğim yıllar bana çok şey öğretti. Benim beynimle ağzım arasında filtre yoktu. Onu biraz kırdım mesela. Özellikle tiyatroyu çok özlemiştim. 10 yıldır yapmamıştım. Londra'da dönem tiyatrosunda oynadım. Çok cesur sahneler vardı. Hep altından kalkabilir miyim diye düşündüm. Ama 6 ay oynadım. Oradayken ölene kadar oyunculuk yapmak istediğimi fark ettim. 2010'lu yıllarda gittiği Amerika'da adını da değiştirdi. 4 yıldır Amerika'da yaşayan Dide Merol 2015'te Türkiye'ye döndü. Hürriyet Kelebek'ten Büşra Bozok Aytek'e verdiği röportajda şunları söylemişti. Ben zaten yurt dışında doğup büyüdüm. Hayatımın 29 yılını yurt dışında geçirdim. Hedefim uluslararası bir kariyere sahip olmaktı. Bu amaçla ilk kez 2000 yılında Amerika'ya gittim. 2004'te geri geldim. Sonra tekrar gittim. Şimdi yeniden buradayım. Ve artık Didem değilim. Serah'ım. Zaten Didem de gerçek ismim değildi. Asıl ismim yabancıydı. Hep karışıklık oluyordu. Burada ve yurt dışında yer aldığım filmlerde hep farklı isimlerim kullanılıyordu. Hem İngilizce hem Türkçe bir isim olsun her yerde kullanayım dedim. Ve böyle bir karar aldım. Son 3 yıldır kimse bana Didem demiyor artık. Ben yenilendim ve çok değiştim. 2020 yılının son günlerinde Nathan Kovlas'la dünya evine giren Erol, güzel haberi Instagram hesabından şöyle duyurmuştu. Aralık 30, 2020. Bugün sevgilim, aşkım ve en iyi dostuma evet dedim. Sevgili Nathan, en büyük mutluluğum. Bir yıllık pandemide bile beni her gün kahkahalarla güldürebilecek tek adamsın ve en büyük nimetimsin. Sonrasında hakkında çıkan iddialara isyan eden Dide Merol, sosyal medya hesabından şöyle bir açıklama yapmıştı. Basında çıkan isim değiştirme haberleri üzerine Instagram ve benzeri sosyal medyada pek çok yorum, küfür ve çirkin haksız kelimeler görüyorum. Bu yüzden açıklama gereği gördüm. 1. Din değiştirmedim. İsim değişikliğinin din değiştirmeyle alakası yoktur. Daha önce din, isim değiştiren insanlara benzetme yapmayınız. Kur'an'dan ezbere çok ayet bildiğim gibi İncil'i de okurum, Tevrat da okurum. Budizm ve Taoizm de okurum. Bütün dinlere ve inançlara saygılıyımdır. İşin daha da enteresanı din değiştirmeye inanmam ve samimi bulmam.
İki, evlenince isim değiştirmişim gibi yanıltıcı haberler görüyorum. Sarah ismini 10 yıldır kullanıyorum. Evleneli 3,5 ay oldu. 3. Sanat hayatımda farklı isim kullanan ne ilk ne son kişiyim. Seda Sayan, Serenay Sarıkaya, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin bu isimlerle doğmadılar. 4. Türklüğümden utanmıyorum. Soranlara her zaman Avustralyalı Türk'üm diye açıklama yapıyorum. Sosyal medyamda Türkiye'yi övücü fotoğraflarla dolu. Atatürk sonsuz gurur kaynağım. 5. Daha ilginci, yasal adım Didem Erol da değil. Amerika'ya ilk geldiğimde özellikle Los Angeles'ta ırkçılıkla çok karşılaştım. Bir kadın olarak tek başına ayakta durma savaşı verirken haftada 7 gün 3 iş çalıştığım zamanlar oldu. Bir de üzerine bunun savaşını vermeyeyim dedim. Burada başka kimsem olmadığı için kendimi korumak ve kollamak zorundaydım. Haksız eleştiriler yapmak yerine alın teriyle çalışan, çabalayan insanlara saygı duyun. Saygılarımla Serah. Didem Erol anne olmanın heyecanını da yaşadı. Bir kız bebek dünyaya getirdi. Oscar'lı oyuncu Hilary Swank'ın Los Angeles'taki lüks malikanesini satın alan Didem Erol, ailesiyle birlikte burada yaşıyor. Sabahın haberine göre 1928 yılında inşa edilen evde 6 yatak odası, 6 banyo, meyve ve sebze bahçeleri, yüzme havuzu, sinema odası bulunuyor. Kariyerine Amerika'da devam eden Didem Erol film çekeceğini söylemişti. Kendi filmimi çekmeye hazırlanıyorum. Mart ayında çekecektik. Koronadan dolayı olmadı. Şimdi tekrar çekmeye hazırlanıyoruz. ABD'de yapımın da pek çok aşamasında çalışma ve işi öğrenme fırsatım oldu. Ben de hem yapımcı hem oyuncu olabilirim dedim ifadelerini kullanmıştı. Ancak pandeminin kolay kolay geçmeyeceği anlaşılınca daha az oyunculu, hatta farklı bir senaryo üzerine çalışıldı. Uygun mekan ve imkanlar sağlanınca da gerilim filmi için düğmeye basıldı. Gerçek bir hikayeden esinlenen sürpriz ziyaret, bir kişinin ölümüne, diğerinin de hayatta kalma savaşı vermesine sebep olan kötü giden soygunun anlatıldığı şiddetli, cesaret ve merak uyandıran bir gerilim filmi. Bu film gerçek bir hikayeden yola çıkıyor. Sağlam bir gerilim filmini düşük bir bütçeyle ve pandemi ortasında 12 kişilik bir ekiple çektiler. Filmin oyuncu seçimini de o yaptı. En zorlayansa işin post kısmıydı. Çünkü oyuncu olarak hiç işin orasında bulunmamıştı. Filmin ön hazırlık ve çekim aşamalarında 2 ay uyku uyumadı resmen. Filmin her aşamasında vardı. Zaten hikaye de Didem Erol ve eşine aitti. Senaryo aşamasında bir senaristle çalışmışlardı. Kariyeri boyunca pek çok yapımda rol alan Erol, Metres, Altın Yumruk İstanbul'da, Balans ve Manevra, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Sahte Kimlik, Süper Ajan K9, Kukuriku Kadın Krallığı, The Pot, Organik Aşk Hikayeleri, Sürpriz Misafir gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Bunların arasında belki de en ilginç çalışması Kukuriku Kadın Krallığı filmiydi. Hürriyet'ten Sinem Vural'a konuşan Erol şunları söylemişti. Aslında bu senaryo ve rol şiddete karşı biri olduğumdan bana çok tersti. Ama erkeğin namusunun kadından sorulması, güç el değiştirdiği zaman olabilecekleri görme fırsatı bana ilginç geldi. Çekimler başlamadan birkaç hafta önce sete gidip orada yaşadık. Konuya ve rollerimize alışmak için yaptık böyle bir şeyi. Gidip çekimler için hazırlanan değirmenlerde kaldık. Levent Ülgen'e çay kahve servisi yaptırdım, yemek taşıttım. Adamı ciddi ciddi çalıştırdım yani. Güçlü olduğumuz için erkek beden dilini kullanıyorduk sette. Biz git çay getir deyince tabii hanımım diye karşılık veriyorlardı. Türkiye'de oynadığı Organik Aşk Hikayeleri filmiyle Toronto'da en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu. Tüm bunların yanı sıra Didem Erol hayatını, adını değiştirse de güzelliği hiç değişmiyor. O güzel gülüşüyle adeta yıllara meydan okuyor. Biz de kendisine hayatının geri kalanında ailesiyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.